Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Şimdi değişik konulardan yapalım. Sizin elinize zor geçecek ama mutlaka olması lazım. Beraber müzakere ettiğimiz için şu aleti nazara almayın. Tamam mı? Birincisi şu. Aklımla nasıl hakim olurum? Doktor anladın mı abi? Anladım abi. Aklıma, aklımla aynı şey. Yemek yemek. İkisi de yemek. Ama birisi yemeğin kendisi. Ötekisi insana dönüşmüş hali. Yemek, yemek. Birisi yemeğin kendisi hariç bir de yemek. Aklımla nasıl hakim olur? İkincisi, zamanımız olursa ölüm korkusu bir şey yapacağım sizinle. Üçüncüsü veya birinci derseniz onu yaparım. Alemimizde cennet ve cehennemi nasıl uyandırırız? Üç, gıybet, iftira, zina çocuğudur deyip İlan etmek. Bu doğru mu? İlim netice değil, vesiledir. Subut-u sıfattandır. Ondan sonra iman gaybadır. Bir tane daha şey yapayım. İnsanın değerini oluşturan bir sebep de çevresidir. Başka? İncir ve zeytin ne demektir? Ettiğini ve zeytun. Sekizinci sözdeki. Bir de okuyayım. Ama ilk önce şunu yapayım. Aklımla nasıl hakim olurum? Aklıma virgül. Aklımla nasıl hakim olurum? Tamam. Akıl alettir. Sözlerde geçiyor. Kaçıncı sayfada hatırlayan var mı? Altıncı sözde. He? Altıncı sözde. 28. sayfada altıncı sözde. Akıl bir alettir. Tamam. Bir kere usulü sağlam koyacaksın. Bir şey hakkında konuşman için o nedirden yani o nasıl çalışırdan önce o nedir? O nedir'i anlamak için ne değildir'e de bak. Aklın tanımak istiyorsan içini bir kendisini tanı. Nedir? Bir kere alet, alettir. Akıl alettir. Tamam? Ha demek ki ben bunu yönetebilirim. Alet olduğu için. Akılla ben değilim. Felsefe us der, öz der, töz der. Sorun orada. Tıpta öyle. Sizin şeyde en üst her şey akılda biter. Akılı kaybettin mi her şey bitti. Peki burada biz ne kazandırıyor bu ders? Akıl aletse her şey o değildir. Onun arkası da var. Peki ne yapar? Aklın arkası varlığı bize cesaret veriyor. Aklım bile gitse ben o aklı getiririm. Çünkü üst birim var. Müdür gitmedi ki, müdür yardımcısı gitti. Müdür yardımcısı ölürse, ben bir tane müdür yardımcısı tayin ederim. Akıl alettir. Varlığın içinde vazifesi var. İşlevi nedir? İlişki ve çelişkileri çözmekte kullanılır. Yani, ilişkiyi söylüyorum, göz çiçek ilişkidir. Karanlık aydınlık çelişkidir. Yani emrin ismi emri itibarileri aktif eder akıl. Emrin ismi emri itibari nedir? Dış dünyadan soğuktur, sıcaktır, elmadır, almadır, artı, eksi. O perdeyi de açar mısın hocam? Heh, açar mı? Siz gayet rahat, siz değil ya. Buna takılmayın ya. Rahat. Ondan sonra elma, armut, soğuk, sıcak, kış, yaz. Bu nisbi dünyadır. Onu içeriye alma özelliğimiz var. Ona emri nisbi denilir. Daha önce bilgilerimiz var. Kültür, gelenek, örf, tefekkür, doğamızdan çıkan, mesela kadınsı duygular, kadınlarda, erkeksi vesaire, erkeklerde. O içeride bir alemimiz var. Böyle. Onlardan varlıkları var ama vücut haricileri yok ama varlar.
Onlara emri itibari denilir. Emri nisbi dışarıdan alma özelliğimiz, emri itibari içsel alemimiz. O alınanları içeridekilerle yoğururuz. Yeni bir kıvam veririz. Bunları aktif eden akıldır. Tamam abi? Bak görüyor musunuz? Akıla hakim olmak için ilk önce dikkat edin, aklı tanımaya gidiyor. Akıl bir alettir dedik. Öz değildir, töz değildir, esas değildir. Tamam? Kullanılan bir cihazdır. Kullananı bulacağız. Kullananı güçlendirdik mi akla hakim oluruz. Aklın arkasına akılla böyle geçilir. Böyle bir özelliği var. Nasıl geçilir abi? İşte onu tanıyarak, onu işlevi nedir, kendisi nedir? Ondan sonra başka, ha aklın arkasına ne var? Aklın arkasında ruh var. Ruhu akılla bulabiliyorsun. Bu sefer aklın arkasına geçiyorsun. Peki nasıl geçeceğiz? Akılla aklın arkasına tek bir şartla geçersin. Başka yoktur. Bir daha. Aklınla aklın arkasına tek bir şartla geçersin. Başka geçemezsin. O da nedir? Tefekkür. Eğer vahiye tabi olursa o akıl aklın arkasına geçmiş olur. Tefekkür dedim şey. Tefekkür o usul daha ona gelmedi. Sırayla gidiyorum. Dikkat edersen ayağımı sağlam basmaya çalışıyorum. Akıl bir alettir dedik. Varlığın içinde ilişkileri ve çelişkileri çözer dedik. Emrin ismi, emri itibarı söyledim. Sonra bu aklı, akla hitap eden vahiy var. Eğer bu akıl vahiy tabi olursa insanın aklı zekasını geçer, rahat eder. Dünya cennet olur. Eğer bu akla vahiy geldiği halde vahiy kenara bırakıp kendi dünyasını kendisi oluşturursa bu zekidir. Bu zekavet aklın önüne geçer. Dünya cehennem olur. Yaşanmaz olur. Zekiler intihar eder. Akıllar değil. Bir tane akıl intihar edemez. Anladın mı? Hani zekavetin önüne aklı nasıl geçireceğiz? Vahiy tabi olarak. Tamam. Bak dikkat edersen. Yürüyoruz. O zaman Allah Celle Celaluhu canibinden, o zaman Allah canibinden, yani aklı yapan canibinden aklına hükmedersin vahiy ile. Yani aklı kim yaptı? Allah. Allah'ın yanına geç. Allah'ın mülkü senin olurdur gör. Dördüncü şua. Allah seninse, yani vahiy tabiysen Allah senindir. Allah'ın ne mülkü varsa senindir hissedersin. Cennet de benimdir hissetme olur. Neye benziyor? Çocuk arabası, babasının arabasını hissetmez. Kendi arabasını hisseder. Bizim. Ya bu araba kimin? Bizim, benim. Yani fena fiil baba olduğu için babasının her şeyi kendisini varmış gibi hisseder. Biz de Allah'a ne kadar kendimizi yakın hissedersek Allah'ın mülkü senindir gör. Fenafil ihvan olunca da onun faziletini kendinde biliyorsun. Aynen. Aynı kan. Mesela fenafil ihvan oldu. Kardeşim de fena oldu. Ne demektir? Ya o ben ol, o müstakil gözükürken ben oldum. Onun duygularıyla zevkleniyorum. Onun gözüyle bakıyorum. Yaptığı hizmetten zevk alıyorum. Memnun oluyorum. Onunla iftihar ediyorum. O oluyor. Kıskanmıyor. Ne oluyor? Onun hasenatına ortak oluyoruz. Bu nasıl olunur abi? Fena nasıl olunur yani? Fena nasıl olur? Her şeyde olduğu gibi, her şeyde ama olduğu gibi birinci adımın kendini tanıyacaksın. Tanıdıkça kendine müstakil bir zat, bir özellik vermeyeceksin. Kusurları derifte edeceksin. Mesela bir misal söyleyeyim. Birisine kızıyordum böyle dershanede kalıyordum. Ya Allah niye böyle yapıyorum? Sonra hemen tabii odaya geçtim. Abdest aldım. Ya o benden daha çok genç. Benden daha az günahı var. O daha kalitelidir. Sebabım benim fazla olabilir. Çünkü ondan daha fazla oruç tuttum. Yaşım olduğu için. Ondan fazla namaz kıldım ama
Bunlar netice değil. Netice terklerin kimi fazlaysa o üstündür. O da takva ya. O yaşı benden ufak, günah benden azdır. O zaman benden üstündür. Yani zoraki bir kemalat yapmıyorsun. Doğru yani bunlar. Allah canibinden, kudretin azameti altından 168 işaret-i cazdan baktığın zaman Allah'ın mülkü senindir gör. Oluyor. Vahye tabi olunca Allah canibinden bakmayı kazanıyorsun. O mertebeye çıkıyorsun. O zaman aklın arkasına geçiyorsun ve aklınla aklına hükmediyoruz. Çünkü ikinci akıl vahiy aklıdır. Vahiye tabi akıl. Aklına hükmetme yetisini, yetkiyi almış olursun. Vahiye tabi olduğun mu? O akıl Allah canibinden bakan akıldır. Aklım maaş var, bir de aklı maat var. Aklı maat, bu yeryüzündeki akıl kullanılan, maat arkası. O zaman aklının izacından, tacizinden kurtulursun. İnsanın en büyük belası aklıdır. Aklımın en büyük belası aklımdır. Düşüncelerimin, insanın en büyük belası düşünceleridir. Aklımın en büyük belası akıldır. Çünkü akılsızlar, deliler, hayvanlar psikolojik sorun yaşamazlar. Çocuklar da öyle. Aklın izacından, tacizinden, tecavüzünden, zulmünden, çöp sana hücum etmesinden ancak aklın arkasına yani vahye tabi olursan o akıl Allah canibinden, kudretin azameti altından bakan bir akıl oluyor ki bu akla hükmedersin. Çünkü bu akıl sebep-sonuç ilişkilerine bağlar. Vahye tabi olan akıl ise sebep-sonuca bağlı değil. İyi oluyor değil mi bu böyle dersen? Biliyorsun ki aklın en büyük belası yine kendisidir. Belamı çekiyorum diyor ya 17. sözde. Dert benim, derman da benim. Dert hariçten mi geldi? Yok. Sıkıntı var bende. He Mehmet? Evet. Sıkıntı var. Dert benden çıktı. Derman hariç değildir. Yine buradadır. Unutmayın. Araba nerede battı? Burada mı? Oradan arabayı çekemezsiniz. Değil. Gemi nerede battı? Burada. Gemi orada araba. Derman nerede? Burada. Dert nerede? Burada. Derman orada değil. Derman aynı yerdedir. Derman nerededir? Dert olduğu yerdedir. Her dermanda dert var içerisinde, her dertte de derman var içerisinde. Dertsiz derman, dermansız dert yoktur ancak Allah var. Allah da var. Çünkü her şeyin, ama unutmayın, her şeyin varlığı zıttı ile mümkündür. Eğer zıttı yoksa o şey sonsuz olur. Dert sonsuz mudur? Hayır, mertebelidir. İçinde derman olduğu için mertebelidir. Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Zıttı olmadığı için. Allah'ın ilminde cehalet, Allah'ın kudretinde acizlik olmadığı için ilmi ve kudreti sonsuzdur. Dert, sonsuz dert midir? Hayır, çekilir dert. Niye o kadar miktar daha fazla değil ve az değil? Çünkü içinde derman var. Onu fark ettiğin anda, derdi vereni buldunsa, safa ender, ata ender, bel'adır bil. Yani ikramdır bil. Bir de okuyorum. Biliyorsun ki aklın en büyük belası yine kendisi. Düşüncelerin belası yine düşüncelerindir. Düşüncelerimizin belası düşüncelerdir. Varlığın arkasına geçemedikçe kendine hükmedemezsin. Varlığın arkasına geçmek bir daha tekrar edeceğim. Aklar, vahye tabi olmakla olur. Vahye tabi olmakla olur. Başkacık içemezsiniz. Mümkün değil. Vahye tabi olan akıl, vahye tabi olan akıl, akla hükmetme yetkisini almış olur.
Varlığın arkasına geçemedikçe kendine hükmedemezsin. Hükmedemeyince de yer yer sıkıntı patlamaları olur. Sıkıntı patlamaları olur. Sıkıntı. Varlığın arkasına geçmek demek, vahye kayıtsız şartsız tabi olmaktır. Ne demiş? Teslim. Mesela, ya Ebu Bekir, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e kaç ayda gidilir? Bir ayda gidilir, bir ayda gelir. Tabii diyor, akıllı adamın diyeceği budur diyor. Ama senin arkadaşın diyor ki, bu gece gittim geldim. Ebu Bekir Sıdık diyor ki, o mu diyor? O diyor, o zaman doğrudur diyor. Sebep-sonuç ilişkisinden çıkan aklı vardı da oldu. Sebep-sonuç ilişkisi vardı da onda. Demek ki aklın arkasına geçen bir aklı vardı ki o mu diyor diyor. O zaman doğru söylüyor. Aklını müfettiş yapmadı değil mi abi? Müfettiş yapmadı. Aklı ustadın tabiriyle mühendis yapmadı. Nerede geçiyor aklı hatırladınız mı? Özürüm. Aklını kainata Allah mühendis yaratmadı. Mealdir bu Kur'an ayetinde. Aklınızı kainata mühendis Mesnevi yaratmadı ki. Her. Mesnevi'nin sularında. Evet çok güzel. Kokuşmuş diyorsanız zevkliyordu. Kainata mühendis mi yaptı? Harika. Mesnevi'nin. Tekrar ediyorsun. Bir yerde de şey diyor abi. Veyahut akla hakim yapar mütehakkim mutezide gibi kendilerini Halık'ın işlerine rakip ve müfedip Halık-ı Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Evet. Ya. Varlığın arkasına geçmek demek vahye kayıtsız şartsız tabi olmaktır. Edile-i Şeriye'yi ve sünnet-i seniyeyi ölçü yapıp imamları rehber ihtiyaz etmek de olur. İmamlar, asıl imamlar. Edile-i Şeriye, sünnet-i seniyeyi ölçü yaparsan vahye tabi olursun. Ben vahye tabiyim, herkes öyledir. Vahye tabi olmak, edile-i Şeriye, kitap, sünnet, dört ölçü demek edile-i Şeriye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Rahatlamanın sebebini anlatıyor Barla'da, Telviat Etisa'da. Vesveseden kurtulmanın çaresini söylüyor. Hatırladınız mı? Vesveseden kurtulmanın çaresinden bahsediyor. Ustad. Bak. Oradan kurtulmanın şeyi söylüyor da ben size göstereyim bak. Kalp ve ruhun derecatına girmek diyebilir miyiz abi? Yani evet aklın ama arkasına girmek. Kalp ve ruhun derece hayatına girmek. Doğru. Cismaniyete kurtulup hayvanlıktan çıkmak. İşte bu nasıl olur diye oraya koyacağım. Onu göstereceğim. Diyor ki gel Ahmet. Yani vesveseden, vehimden nasıl kurtuluruz? Vahye tabi olunca bak ne olur. Alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden yani yol silsilelerinden bir silsileye iltihak edip yani cemaatsiz kalma iltihak edip o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlarla. 2. Yalnızlık vahşetinde kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ne olur bunlar? Evham ve şubehatın hücumlarına karşı evham bak çok öyle şubehat, evham, vesvese, vehimler ve şüphelerin hücumlarına karşı çıkış yoluna bak şimdi. Ne yapacağız? Evham, vesvese, şüpheler hücum etti. Ne yapacağız? Onların icmağına, onların ittifakına istinad edip her bir
ustadını, İmam-ı Rabbani, Geylani, Bahattinşah Nakşibendi, Bediüzzaman Hazretleri'ni, her birini birer usta, her birine istinad edip, her bir ustadını kavi bir senet, kuvvetli bir burhan derecesinde görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubatı def etmektir. Ben şu anda bunların cevabını bilmiyorum ama bunlar hiçbir şey olmadığını Geylani'den biliyorum. Çünkü Geylani bunları aşmıştır. İmam-ı Rabbani bunları aşmıştır. Bediüzzaman bunu halletmiştir. Şu anda bilmiyorum ben ama benim ustadan bunları halletmiştir. Bunlar hiçbir şey değil. Şu anda bir şey gözükmesinin sebebi benim cehaletimdendir. Diğer onlara ne dedi? Onlara bir, sizin iltihak etmek, o kafile-i nuraniye ile ebedül abadında arkadaş olmak, yalnızlık vahşetine kurtulmak, onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, evan ve şubatın hücumlarına karşı onların icmana, ittifakına istinad edip, her bir ustadını kavi bir senet ve kuvvetli bir burhan derecesinde görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubatı def etmek. En basit iş bu. Yani ne kadar acayip bir yol. Dersimiz konusu Ahmet, aklınla nasıl hakim olursun? Aklına virgül, aklınla nasıl hakim olursun? Varlığın arkasına geçmek demek, vahye kayıtsız şartsız tabi olmak, edile-i şeriye, sünnet-i seniyi ölçü yapıp, imamları rehber ihtiyaz etmekle, onun için açtım, olur. İmamların ittifakına ve icmağına tabi olmak, bizi ve vehim ve vesveselerden kurtarır. Yani ben bilmiyorum ama bu asılsız olduğunu vehmi, alimler halletmiş. Ben bilmiyorum ama onlar halletmiştir. Çünkü bu tür şeyler bana oluyorsa, benden öncekiler de olmuştur. Bu alimler onları hallettiği için o makamdalar. Demek, böyle teslim olmak, o vesvese vehimden kurtulur. Ondandır ki, ehl-i sünnet düşmanları hem ilk yapmak istedikleri şey, ehl-i sünnet ve cemaat düşmanları var ya, ilk yapmak istedikleri şey, mezhep imamlarına, asıl mücedidlerine, hücum ediyorlar ve ettiriyorlar. Yani mesela diyelim ki şunu atmak istiyor. Direkt hücum edilmez buna. Çünkü halktan tepki alırız. O zaman bunu tutan ele vurursa bunu düşürürüz. İmamlara sıradan bir insan nazarıyla bakıp da kutsiyeti ve hürmeti kırmalarının sebebi sözlerine itimatsizlik sağlamak için yapıyorlar. Mezhep imamlarını, büyük müştehitleri, asil imamlarını, veli nimetlerimizi kutsiyetten, hürmetten düşürürsen sözleri müteber olmaz. O zaman kendi başımıza kalırız. Bu kadar gusulde, abdestte, fıkıhta, itikatta, efendim, akaidde, kıraatta hepsini ustalaşacaksın. Nasıl yapacaksın? O zaman hepsinden kopacaksın demektir. Ama şimdi hürmet edince onlar ne istiyor? Para istemiyor ki. Ha, onların ortaya koyduğu ölçüler bizi şubehatlardan, vehim ve vesveselerden kurtarıyor. Onu bilen İslam ve Kur'an düşmanları, ehl-i sünnet vel cemaatın imamlarına, imam azamlara, İmam Şafii Efendimiz'e, Ahmet bin Hanbel, Maliki Hazretleri'ne, Bahattin Şah-ı Nakşibend, Bediüzzaman, Geylani, İmam-ı Rabbani gibi hazretlere hücum ediyorlar. Etmelerinin sebebi budur. Kutsiyetini kırıp, sözleri geçersiz kılmak, sözlerini geçersiz kılmak içindir. İlk yaptıkları bu. Asıl Sufyan'ı da ilk yaptığı nedir biliyor musun? Alimleri asıp şairi ortadan kaldırmak yapmış. Onlara karşı senin kutsiyetini kırmak istiyorlar. İmam-ı Azam'a karşı, İmam-ı Rabbani'ye karşı. O da insandır canım. Böyle. Ahlaksızca, evet, sanki asker arkadaşıymış, evet. Said Nursi, İmam-ı Rabbani, Hazretleri demiyor. Kutsiyetin kırmak istiyorlar. Seni sana, peki o zatlar elimizden alırlarsa ne oluyor? Seni sana bırakıp
aklına, aklını yem yapmak istiyorlar. Cümleyi anladınız mı? Seni sana bırakıyorlar, aklına, aklını yem yapmak istiyorlar. Bu sıkıntılarından kurtulmanın ve kendine hakim olmanın, yani bir daha, bu sıkıntılardan kurtulmanın ve kendine hakim olmanın, ne yapacağız? Bunu yapmanın, bu asırda en müessir yolu, Risale-i Nur eserlerini dikkatle ve tefekkürle, ısrarla okumak ve okuyanlarla daimi beraber olmaktır. Evet. Bu konuyu değiştiriyorum.